Üçüncü sınıf çalışma soruları, ikinci kitap, matematik dersi, sayfa 55. Konumuz paralarımız. Birinci soruyla başlayalım. Serap'ın cebindeki paralar yukarıda verilmiştir. Serap vitrindeki şapkalardan hangisini alabilir? Paralarımıza bakalım. İki tane 50 kuruş, 1 lira yapar arkadaşlar. 2 lira da burada var. Benim 3 liram var. Kuruşlarıma baktığın zaman 25, 25 kuruş, 50 kuruş. 25 de burada var. 75, 10 da burada var. 85. Yani 3 TL 85 kuruşum var. Baktığım zaman arkadaşlar 4 liralık mavi şapka, 4 lira 10 kuruşluk turuncu şapka, param yetmez. 3 lira 90 kuruşa da param yetmez. Sadece 3 lira 50 kuruşluk şapkaya param yeter. Doğru seçeneğimiz A şıkkı. İkinci soru. Her biri yarım kilogram olan 3 paket şeker için 6 TL ödeniyor. 3 paketmiş arkadaşlar. 3 pakete 6 lira ödeniyorsa her bir pakete 2 lira ödenir. Buna göre paket şekerlerden 5 kilo alınırsa, her bir paket arkadaşlar yarım kiloydu. Dikkat edelim. Yarım kiloya ben 2 lira ödüyorsam, 2 tane yarım kilo 1 kilo yaptığına göre 1 kilonun toplam fiyatı 4 liradır. 1 kilo 4 liraysa 5 kilo alıyorsam, 5 ile 4'ü çarparsam toplam 20 lira ödemem gerekir. Üçüncü soru. Ömer günlük kazancının 6 TL'sini biriktirmektedir. Fiyatı 100 TL olan spor ayakkabını satın alabilmesi için en az kaç gün para biriktirmektedir? Her gün 6 lira biriktiriyorsa arkadaşlar 100 lira için bakalım 100'ü 6'ya bölüyorum. 1, 6 çıkarttım 4, 40'ın içinde 6, 6 kere var çıkarttım 36, 4 liram arttı. 16 gün biriktirsem arkadaşlar 96 liram oluyor. 4 lira. Evet, 16 günlük param 96 lira yapıyor. 17. günde arkadaşlar benim artık 102 lira olmuş oluyor. Cevabımız 17. Sayfa 56, 4. soru. Gürkan'ın 3 TL 50 kuruşu vardı. Babası Gürkan'a 8 TL verdi. Gürkan parasının 6 lira 50 kuruşuyla boya kalemleri aldı. 8 TL ile 3 lira 50 kuruş topladığım zaman arkadaşlar 11 TL 50 kuruş yapar. Bunun ben 6 lira 50 kuruşunu boya kalemleri aldıysam çıkartıyorum arkadaşlar. 50 kuruştan 50 kuruş çıkarttığım zaman kuruş kalmaz. 11'den 6 çıkarttığım zaman 5 lira param kalır. 5. soru. Yalçın yanındaki takım elbiseyi aşağıdakilerden hangisindeki paraları alabilir? Paramız ne kadarmış? 200 lira baş liraymış. Takım elbisemiz A şıkkına baktık. 100, 50, 50, 100. Burası 200 lira yaptı. 15 de burada var. 215 lira. A şıkkı 225'ten küçük olduğu için elendi. B'ye bakalım. 100, 100, 200. 10, 15, 20. Burada 220 liram var. Bu da yetmez. C'ye baktım. 100, 200, 210, 220, 225. Doğru cevap C şıkkı. Altıncı soru. Veli'nin cebinde 50 kuruşluk ve 5 kuruşluk madeni paralar bulunmaktadır. Bu paralarla bakkala 280 kuruş borcunu ödeyecektir. Veli borcunu en az kaç tane madeni para ile öder? 280 kuruş olması için arkadaşlar ben 50 kuruş, 50 kuruş, 5 tane 50 kuruş alırsam arkadaşlar 250 kuruş yapar. Geriye 30 kuruş kalır. Bir tane daha 50 kuruş koyarsam fazla olur. Onun için ben 30 kuruşa ihtiyacım var. 5 kuruşlardan ben 6 tane 5 kuruşum olursa 30 kuruşum olur. O zaman ben 5 kuruşlardan 6 tane, 50 kuruşlardan da 5 tane olacak. 6 ile 5 topladım. En az 11 tane madeni paraya ihtiyacım var. Yan taraftan 7. soru. 3 kilo fındık 24 liraymış. 24'ü ben 3'e böldüğüm zaman arkadaşlar 8 olacak. 1 kilo fındığın ücreti 8 lira. Bu fındığın yarım kilogramı. 1 kilo ise 8 liraysa arkadaşlar yarım kilogramda 8'in yarısı 4 liradır. 8. Serkan yarım düzine kaleme 60 TL ödemiştir. Düzine 12 idi arkadaşlar. Yarım düzine 6'dır. 6 kaleme 60 lira ödediğine göre bir kalem 10 liradır. 3 tane kalem alan Serkan bir kalem 10 lirası, 3 kalem 30 liradır. 9.
Kadir her gün 150 kuruş harçlık almaktadır. Kadir bir haftada toplam kaç lira harçlık almış olur? 150 ile ben 7'yi çarpıyorum. 7 kere 0, 0, 7 kere 5, 35, elde var 3, 7 kere 1, 7, 3 tane de 10. 1050 kuruş, yani 10 lira 50 kuruş arkadaşlar. Baktığımız zaman 10 lira 50 kuruş olan C şıkkı. 10. soru. Leyla'nın 5 TL'si vardır. Tanesi 40 kuruş olan şekerlerden 5 tane, tanesi 55 kuruş olan gofretlerden 4 tane alınırsa Leyla'nın geriye kaç kuruşluk kalır? Tanesi 40 kuruş olanlardan 5 tane almış. 40 ile 5'i çarpıyoruz. 200 kuruş. 55 kuruş olanlardan da yine 4 tane almış. Yine çarpıyorum. 4 kere 5, 20. Elde var 2, 22. 200 kuruş ve 220 kuruş vermiş. 220 ile 200 kuruşu topluyoruz. Toplam 420 kuruş yapar. 5 lira demek 500 kuruştur arkadaşlar. 500 kuruştan ben 420 kuruşu çıkartırsam 80 kuruşum kalacaktır. Sayfa 57, 11. soru. Aslı'nın cebinde 130 TL'si vardır. Aslı aşağıdaki illerden hangisine verilen gömlek ile pantolonu satın alabilir? Burayı topladığım zaman arkadaşlar 140 olur. 130 lirası olduğu için parası yetmez. 95 ile 45'i topluyorum. Bakalım kaç para çıkacak. 5, 5 ile 10. Elde var 1. Burası da yine arkadaşlar 140 lira çıktı. Buraya da parası yetmez. 85 ile 40'ı topladık. 125 parası yetecektir. 12. Elmanın kilogramı 1 TL 80 kuruş. Eriğin kilogramı 2 TL 30 kuruştur. 2 kilogram elma ile yarım kilogram erik alan. Elma 1 lira 80 kuruş ise arkadaşlar 2 kilo aldıysa ben bunu 1 lira 80 kuruşu 180 kuruş olarak yazıyorum. 2 kilo aldıysa 2 ile çarpıyorum. 360 kuruş elmanın ücreti. Yarım kilo erik almış. Erik 2 lira 30 kuruş, yani 230 kuruş ise 1 kilosu. Yarım kilo da bunun yarısıdır. Yani 115 kuruştur. 360'dan 115'i topluyoruz arkadaşlar. 4 lira 75 kuruş. Cevabımız B şıkkı. 13. Yandaki silgiden 4 TL'ye en fazla kaç tane satın alınabilir? 75 kuruşmuş arkadaşlar. Bir tanesi 75 kuruş. İki tanesi 150 kuruş yapar. İki tane daha 150 kuruş olacak. Toplam 4 tanesi 300 kuruş yapar. Yani 3 lira. Benim daha 4 lira olması için 100 kuruşa ihtiyacım var. Beşinciyi de aldığım zaman arkadaşlar 375 kuruşum olacak. Altıncısına param yetmez. En fazla 5 tane alabilirim. 14. soru. Funda alışveriş arabasındaki ürünleri almıştır. 25 lirası olan Funda'nın para üstü ne kadar olmuş bakalım. 6 lira domates almış. 6 liraya zeytin almış. 8 lira da peynir almış. Topluyorum. 6, 12, 20 lira. Burada da 60 kuruşa da ekmek almış. Ekmeğin tanesi 60 kuruşsa 1, 2, 3, 4, 5 tane ekmek almış arkadaşlar. 60 ile 5'i çarpıyorum. 300 kuruş. Yani 3 lira. 20 lira burada var. 3 lira da burada var. 23 lira harcamış. 2 lira para üstü olan şıkkımıza bakalım. 50 kuruş. 50 kuruş da 1 lira. 1 lira da burada var. Doğru cevabımız C şıkkı. 15. soru. Emre marketten 5 TL'ye kek 2 TL'ye 2 TL 40 kuruşa meyve suyu aldı. Satıcıya 20 TL verdiğine göre kaç lira para üstü alır? 5 liraya kek, 2 lira 40 kuruşa da şöyle yazalım. Meyve suyu almış. Topladığım zaman arkadaşlar 7 lira 40 kuruş, yani 740 kuruş harcamıştır. 20 TL verdiğine göre arkadaşlar 20 TL demek 2 tane sıfır attığım zaman 2000 kuruş yapar. 2000 kuruştan 740 kuruşu çıkartarak bulabiliriz. 12 TL 60 kuruş. İşlemimizi tekrar yapayım. 0'dan 0 çıktı. 0, 0'dan 4 çıkmaz. Buraya gittik. Orada yok. Buraya gittik. Burada kaldı 1. Burası oldu 10. Onun bir tanesini buraya verdi. Burası oldu 10. Burada kaldı 9. 10'dan 4 çıktı. 6. 9'dan 7 çıktı. 2. 1260 demek 12 lira 60 kuruş demektir. 16. soru. Caner kumbarasına her hafta aynı miktarda para atmaktadır. Caner'in 4 hafta boyunca biriktirdiği para miktarı hangisi olabilir? 1. hafta 10 lira attıysa her hafta 10 lira atmıştır.
20. Burada 30 olması gerekirken 40 olmuş. Yanlış. B'ye baktık. Her hafta 15 attıysa 15. 15 daha ekledik. 30. 15 daha ekledik. 45. 60. B şıkkı olabilir. 17. Emine'nin kumbarasında 15 tane 1 lira. Yani 15 ile 1 çarptım. 15 lira. 8 tane 50 kuruş. Şöyle bakalım arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane 50 kuruş. 2 tane 50 kuruş 1 lira yaptığına göre arkadaşlar 1 lira. 1 lira da burası. 1 lira burası. 1 lira burası. Toplam 4 lira da oradan geldi. 12 tane 25 kuruş arkadaşlar. Şöyle yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4 tane 25 kuruş 1 liraysa 4 tanesi 1 lira, 4 tanesi 1 lira. Toplam 3 lira da buradan geldi. Topluyorum 15, 19, 22 lirası var. Emine kumbarasına 10 tane 50 kuruş attığında kumbarasına toplam kaç lira olur? 10 tane 50 kuruş demek arkadaşlar. 2 tane 50 kuruş 1 liraysa 10 tanesi de 5 lira yapar. 22 de burada vardı arkadaşlar. 22 ile 5 topluyoruz. Cevabımız 27. Yan taraftan 18. soruya bakalım. Resimde Özgür'ün biriktirip paralar verilmiş. Bakalım Özgür'ün parasına 50, 50 daha 100, 120, 130, 135 lira para biriktirmiş. Özgür bu paralarla annesine hediye olarak aşağıdakilerden hangi ütüyü alabilir? A şıkkındaki 135 liraya parası yeter. B'deki 145 ve C'deki 165'e paraları yetmez. Sayfa 59, 19. soru. Uğur ve Umut arkadaşlarına 50 liralık hediye almışlar. Alınan hediyenin 8 lirasını Uğur, kalanını Umut ödemiştir. 50'den 8 çıkarttığımız zaman arkadaşlar birisi 42 ödemiş, birisi 8 ödemiş. Hediyenin parasını eşit paylaşacaklarına göre Uğur Umut'a kaç lira borçtur? 50'yi ben 2'ye böldüğüm zaman arkadaşlar ikisi normalde 25 lira vermesi gerekiyordu. Ancak 8 lira vermiş. 25'ten 8 çıkarttığım zaman 17. 17 lira borçludur. Cevabımız B şıkkı. 20. soru. Görseldeki eşit kolu terazi dengededir. Bu terazideki domatesi satın alan birisi 12 lira demiş. Bakalım burası kaç kilo? 3 kilo. 3 kilo 12 lirası arkadaşlar benim. Her bir kilogramım 4 liradır. 4, 4, 4, 3 tane 4, 12 lira yapar. Bu domateslerden 5 kilo olan 1 kilosu 4 liraysa 5 kilosu 4 ile 5 çarpıyorum. 20 lira ödemesi gerekmektedir. 21. soru. Ayca'nın kumbarasına 19 tane 1 lira yani 19 lira. 17 tane 50 kuruş demek arkadaşlar. 17 tane 50 kuruş. 2 tanesi 1 lira yaptığına göre 17'yi 2'ye bölüyorum ben. 8 lira 50 kuruş yapar. 8 lira 50 kuruş yapar. 8 tane 25 kuruş. 4 tanesi 1 lira yaptığına göre 8 tanesi de 2 lira yapar. Bunları topluyorum. Burası şöyle 50 kuruşu aynen yazdım. 19, 10 da burası var. 29 lira 50 kuruş. Toplamlarına bakalım hangisi 29 lira 50 kuruş. A'ya baktığımız zaman 18, 13 daha 31 yaptı zaten fazla. 23 ile 6'yı topladım. 29, 50 kuruş da var. Cevabımız B şıkkı. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, takipte kalın.